Melis. Gelebilir miyim? Anne tamam. Tamam siz haklısınız. Bak ben tartışmak istemiyorum. Hiç gücüm yok. Anneciğim ben tartışmak için gelmedim ki. Ben kızımı biraz koklayayım, sarılayım istedim. Çok mutlu oldum annem sen eve döndün diye. Anne ben seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Canım çok yandı. Tamam annem, tamam. Biliyorum. Melis, Arda da çok üzüldü biliyor musun? O kadar pişman ki. Bak ne yazdı oraya bak. Gördün mü? Melis, çok seviyor seni Arda. Neyse. Döndüm. Kimse benim için üzülmesin artık. Ziyaretçi kabul ediyor musun? Abla. E sen beni affedebilir misin ben bilmiyorum. Zaten seni üzdüğüm, kırdığım için de kendime çok kızgınım. Kadir'den ayırdığım için kendime çok kızgınım. Şimdi bu söylediğimin seni üzeceğini biliyorum. Ama bu evdeki en büyük hayal kırıklığım sen oldun Arda. Neden biliyor musun? Çünkü biz farklıydık. Biz sırdaştık, biz birbirimizi anlardık. Yani en azından ben öyle sanıyordum. Haklısın. Ne diyeyim ki ben buna, sen haklısın. Belki sen benim yüzüme bir daha hiç bakmayacaksın. Bunu da biliyorum. Cezam neyse de razıyım ben buna. Cezanı daha düşünmedim. Ona sonra karar vereceğim. Ama şu olayı düşünüp de kendini üzmeni istemiyorum artık. Sen beni affediyor musun? Ha? Affediyorum tabii, ne yapayım? Başka şansın mı var? Ablaların güzeli güzeli. Ay yavaş yavaş, ay şımarma hemen. Daha süründüreceğim seni. Ya bak var ya, sen beni sürüm sürüm süründür. Yemin ediyorum ki sesimi çıkartmayacağım. Sen yeter ki gül, gül. Ya bir de, ya ben Kadir abi konusunda galiba birazcık fevri davrandım. Geçmiş olsun Arda. Bitti gitti o iş. Ama sen bitti diyorsun ama benim anladığım kadarıyla siz baya baya birbirinizi seviyorsunuz. Benim bak bir abim sakinleşsin, sinirleri yatışsın. O zaman onlar tekrardan bir araya gelir konuşurlar. Ayrılmazsınız siz de. Ben onu hala seviyorum Arda. Ama şu an annem, babaannem, hatta anneannem bile üzülmesin diye susuyorum. Susacağım. Abim asla affetmeyeceğim ben. Yani abla, tamam abim belki birazcık fazla üzerine geldi ama o tamamen seni sevdiği için seni... Arda, benim duygularım hiçe sayan biri beni sevmesin.
Sevmesin, ben istemiyorum. Ya tamam, ben de aynısını yaptım. Ya ben de o konuda eşeklik yaptım. Senin duygularını ben de içe saydım. Evet, tamam. Ama senin aklına şu kaza olayı takılmıştı. Onu anladık. Abim? Abim niye böyle davrandı? O yüzden bana abim savunma. Bu arada bu aynaya yazı yazdığın göz kalemi var ya, bunu yeni almıştım ben. O yüzden bundan bir düzine istiyorum, haberin olsun. Yani senin istediğin şimdi bir göz kalemi olsun ama abla, bir düzine ne yapacaksın? Bir insan 12 tane kalemi ne yapar ya? Ha? Ya bak, ben sana ne diyeceğim? Benim böyle keçeli kalemlerim var. Ben sana onlardan vereyim, sen onlardan sür, böyle panda gibi de gezmezsin ortalıkta. Şuna bak ya, ne pandası Arda? Panda gibi işte, ben kızları görüyorum. Böyle gözlerin kenarında sürüyorlar, ondan sonra onlar böyle gün içinde akıyor falan. İyi, pandaya benziyorlar bak gerçekten. Tamam Ardacığım, tamam, hadi senin uykun gelmiş. Hadi yat ablacığım, hadi odana, doğru odana, hadi. Hadi. Güzel gözlüm. Ben seni uyuyorsun sandım. Ay evet babaanne, uyuyacaktım da Arda beni rahat bırakmadı. Gel bakayım, gel Arda. Yani babaanneciğim, ben bırakmadım çünkü ablamı gülerken görmeseydim ben rahat uyuyamazdım. Bu da hiç adil olmazdı. Keşke Cenk'le de konuşsaydınız. Onunla konuşulmuyor babaanne. Denemeyi bile düşünmüyorum. Siz kardeşsiniz. Ve tırnaktan ayrılır mı hiç? Çok acır babaanne. Çok acır. Ama ayrılır. Eskiler sarımsak içli dıştı, soğan yalnız başlı derler. Bilir misiniz siz bunu? Ben bilemedim babaanne ya. Vallahi. Aile olmak, birlik olmak demektir. Doğrularıyla, yanlışlarıyla kabullenmek demektir. Kusurunu örtmek, güzel yanlarını takdir etmek demektir. Yoksa diğer türlü soğandan ne farkımız kalır? Tek başına kalır insan. Bizim de birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Cenk'i de anlamaya çalışın. Abiniz o sizin. Koruyup kollamaya çalışırken bazen hata yapıyor insan. Ne yapıyorsa sizin iyiliğiniz için yapıyor. Su akar yolunu bulur elbet. Birbirinize şans verin yeter ki. Yeter ki vazgeçmeyin birbirinizden.